Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Şu anda saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Evet, program biraz erken aldık bu akşam. Konuğum Samandağ Spor Kulüp Başkanı sevgili Yusuf Yatkın. Yusuf Bey, programımıza hoş geldin. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Bizler iyiyiz. Samandağ Sporlu gençlerin sizlere selamı var. Samandağ halkının da. Aleykümselam. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yusuf Bey'le programı yapıyoruz. Geçen hafta yapmıştık. Seste biraz sıkıntı, teknik bir sıkıntı yaşadığımız için bunu tekrarladık. Yani diyoruz ki Yusuf Bey kendini daha iyi anlatsın. O konuda bizden bir alacağı vardı. Onu da ödemiş oluyoruz böylece. Peki Yusuf Bey, şimdi Samandağ Spor diyoruz. Evet. Gerçekten mütevazı bir takım, mütevazı bir kadro ve 6-6 ilk yarıda, ilk yarı bitti süper amatörde, Antakya ayağında şeyinde, bölgesinde, bir de İskenderun bölgesi var bunun. Evet. Antakya bölgesinde 6-6 yaptınız, 7 takım var ve şu anda 18 puanla lidersiniz. Tebrik edilecek bir konu bu. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Bunları konuşacağız ama bunun öncesinde bu yıl takımı kurarken neler planladın? Yani Yusuf Yatkın ne düşündü acaba? Programı neydi? Nasıl bir kadroya sahipsin şu an? Şimdi yılların deneyimini kullanmak istedik. Yıllardır futbolun içindeyiz. Balli finalinden çok döndük. Bu sene biraz daha böyle Samandağlı gençlerle beraber dışarıdan takviye yapıp takımı güçlendirme yoluna gittik. Abilik yapacak kapasitede iyi karakterli futbolcular seçtik. Onlarla bu yola başvurdum ve şu anda çok çok iyi gidiyor. Hem puan olarak iyi gidiyor, hem aile ortamı çok çok iyi. Hiçbir sıkıntımız yok bu konuda. Çocuklara da elimizden geldiğince verdiğimiz sözleri tutmaya çalışıyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani böyle abilik yapacak oyuncular aldık deyince tabii bu şey de çok önemli değil mi hocam? Ya, kulübün ahengi, takımın ahengini bozmayacak. Kesinlikle karakterli bu işi bilen, daha önce 3. ligde, 2. ligde oynamış sporcular aldık. Hem bizdeki altyapıdan yetişen gençlere örnek oluyorlar, hem eksiklerini gideriyorlar. Bizimle beraber iyi bir yaklaşımları var. Onu oturttuk. O amaçla almıştık ve hedefimize ilk yarıda ulaştık diyebilirim. Şimdi ben Samandağ'ı yıllardır takip ederim. Yani uzun yıllardır. Samandağ Spor gerçekten kulübü siyasete alet etmedi. Yani siyasete çok girmedin. Aslında belki de bu senin bir memur oluşun mu, yoksa farklı bir konular mı var, bir öğretmen, eğitimci olman mı, yoksa nasıl başardın bunu siyasete sokmamakla? Biz tabii ki memuruz ama memurluktan çok biz özellikle ısrarla kulübü halkın takımı olmak için dik durmaya çalıştık. Halkın takımı, çünkü halkın desteklediği çekilişle ayakta kalıyor. Diğer sponsorlar bizlere ufak tefek destek anlamda, yani tek geliri bu çekilişimiz. Halkımız da bizleri tercih ediyor. Bu konuda onlara teşekkür ediyoruz. Israrla kimsenin herhangi bir partinin ya da herhangi siyasi şahsın kulübü yapmadık. Yapmamaya da devam ediyoruz. Siyasilerin, belediye başkanları, milletvekillerinin hepsinin başımızın üstünde yeri var. Ama bu demek değil ki kulüp ya da işte farklı şeyler hepsi onların denetimi altına girecek. Hepsi özerk olmalı. Türkiye genelinde de özerk olmalı. Zaten futbolun kendi yapısı da özerk. Biz bu yapıdayız. Bu çocuklar siyasette alet edilmemeli ve etmedik yani. Takımı da aynı ama hepsini de davet ediyoruz. Hepsiyle görüşüyoruz. Görüşmelerimiz iyi. Hiçbir sıkıntı da yaşamıyoruz. Yeri geldiğinde gereken desteği de ufak tefek de yapıyorlar. Ha.
Az da olsa yapıyorlar. Az da olsa çünkü gerçekten Samandağ'ında futbol kültürü maalesef yok. Yani bu sezondan bir örnek vereyim. A takımı 10 milyon para harcamış. 10 milyon harcamış. 3. 4. sırada bizlerin harcadığı para 1 milyon. Daha geçmedi 1 milyonun. Sezonu 2-2,5'la bitirmeyi hedefliyoruz. Çünkü sonlara doğru primler var. Primleri biraz arttırmak lazım. Şampiyonluk primi. Şampiyonluk primi var ve buna benzer. Kamplar var, oteller var. Giderimiz orada artıyor. Bu yüzden planımız bu şekilde. Ufak tefek şaşabilir ama aldığımız oyuncular o seviyede, bizleri taşıyacak seviyede bu sene valiliğini ısrarla istiyoruz. Yeni yönetim oluşturmayı düşünüyoruz. Bizi valiliğine taşıyacak, destek verecek. Bir de valiliğinde de bizi yukarıya taşıyacak hedefimiz var. Üçüncü lig. Futbol evrensel, Samandağ'ın dışından birkaç arkadaşın takviyesiyle yönetim bazında. Güzel şeyleri planlıyoruz. Umarım yılbaşından hemen sonra o yönetimi de yapar, yolumuza devam ederiz. Yani şimdi Samandağ 90 yılından sonra profesyonel bir takım çıkaramadı. Evet. Yani üçüncülük, ikincilik ayarında. Hedefini sanırım üçüncülük. Az önce söyledin de evet. Nasıl başaracaksın hocam? Biz şöyle yani, düşünüyoruz. Bu yani tabii futbol... ki çok büyük bir ekonomik güç ister. Evet, kesinlikle. Biz şöyle yani sürekli Samandağ'ın iş adamlarıyla ya Samandağ'ı halkıyla küçük bütçeyle ayakta durmaya çalıştık. Şu anda il dışında il içinde iş adamlarıyla görüşüp Samandağ'a üçüncülüğü hedefliyoruz. Onların da bizim de öyle ortak bir paydada birleşip Samandağ halkına güzel bir üçüncülük takımı kurmayı düşünüyoruz. Yani biz Balli'ni devre arasında 5-6 takviye yapıp Balli'ni garantilemek istiyoruz. Hani şu an devre arası derken devre arası başladı zaten. Ocak'ta ikinci transfer, evet, transfer devre arası. Ha. Orada 5-6 üçüncülük, ikincilikten futbolcu alıp bu işi götürmek istiyoruz. Senenin de altyapısını oluşturmak istiyoruz. Seneye de üçüncülük planımız var. Tabii dediğim gibi bu yönetim kurulumuz istediğimiz seviyeye gelirse şu anda olgunlaşmış seviyede. Yani şu an o hedefe doğru giden bir yönetim var mı? Oluşturacağız. Ocak, Şubat'ta oluşturacağız. Ama, evet. Oluşturacak. Görüşmelerdeyiz, evet. Taraftar olgusu nasıl Samandağ'ın? Maçlara yeteri kadar destek alabiliyor musunuz taraftar konusunda, yoksa gerçekten o kültür yine oluşmadı mı? Taraftar kültürü. Yok, yani taraftar kültürü oluşmadı ama şöyle bir şey var. Yani atıyorum canlı maç yayını yapıyoruz. 17 bin izleyici oluyor. Yani 17 bin kişiye ulaşıyoruz. Memlekette bir de hafta içi maçlarımız konuluyor. Hafta içi olmasına rağmen 300-400 şey geliyor. Taraftar geliyor. Yeter mi? Yetmez tabii. Tribün de kısıtlı. Rakip taraftarın 350-400 alanı var. Bizim de aynı. Bazen dolduruyoruz önemli maçlarda. Onun dışında hafta içi olduğu için istediğimiz seviyeye gelemiyoruz. Evet. Evet, şimdi tabii ki ekonomi. Maalesef. Maalesef. Sen de bunu bir eğitimci olarak söylüyorsun ki doğru, maalesef. Maalesef. Amatör adını, amacını çok aştı yani. Evet. Daha da sapıttı yani. Amacını sapıttı. Yani ben biraz daha farklı bakıyorum, şu şekilde bakıyorum. Şimdi bir futbolcu 7-8 ay tutuyorsunuz. Yıllık aldığı para 200-250. Bence para değil. Bence para değil ama kulübün imkanları, halkın desteklemesi, belediyelerin, iş adamlarının desteklemesi kısıtlı olduğu için çok büyük meblağlar gözüküyor. Yani bir adamı 8 ay boyunca 200 bin lira toplam alacağı parayla 250 bini buluyor bazılarında, bazılarında 150 bin. Bir para değil. Komik bir para normalde ama 24 kişiye, yani benim 24 futbolcumun 23'ü para alıyor. O gün bir doktorumuz var. Evet, o para alıyor. Onun dışında Uğurcan Helvacı. Onun dışında hepsine veriyoruz kendi bütçemize. Onları tatmin edecek. Ama dediğim gibi bunları topladığınızda 2,5'u buluyor. Bu rakamlarda
toplamda basit değil. Ama bireysele böldüğünüzde, diyorum, evet, bireysele böldüğünüzde maalesef 200 bin lira yıllık bir adama para vermek çok bir para değil. Asgari ücrete yakın bir para. Ya, tamam da başkanım, bunlar her gün gelip çalışmıyor. Haftada iki gün antrenman, bir günde maçı var. Bizde 3, bunu... bazen 4, bir de maç düzenli bir şekilde geliyorlar. Bir de bunların %80'i herhangi bir işte çalışmıyorlar. Ha, çalışmıyor işte, yani, evet, çalışmıyor. Anladım, hı-hı, anladım. Şimdi tabii ki bu ekonomiyi kaçırmak için Samandal Spor yıllardır bir araba çekilişi yapıyor. Evet. Bu yıl o da var. Ondan evet, biraz bahsetmenizi istiyorum. Yani evet, şimdi sıfır araba veriyorsun. Milli Piyango şeyinde, kontrolünde, evet, ve noter huzurunda çekilecek, evet, öğrendiğim kadar. Buradan beklentiniz neler? Şu an satışı da nasıl gidiyor? Halkımıza bu konuda nasıl bir şey vermek, mesaj vermek istersiniz? Evet, şimdi halkımız bize gereken desteği sunuyor ama dediğim gibi yani istediğimiz düzeyde değil. Yani sonlara doğru 10-15 bin bilet kalıyor. O 15 bin bilet de istediğimiz hedefe biraz uzaklaştırıyor. Şu anlamda bizim biletler bu sene Citroen araba koymuşuz. Milli Piyango denetiminde, iyi dediniz. Teminat mektubu yatırıyoruz. Arabanın %10 teminatının fazlası, örneğin 1 milyon 650 bin lira. Şurada dekontu var. Yönetmenim, yaklaştırıyor mu biraz bunu acaba? Şu teminat. Evet, bunu rica edelim abi. Teminat mektubumuz, arabanın %10 fazlası 1 milyon 650 bin lira. Şubat'ın, Mart'ın başına kadar, Şubat'ın sonu Mart'ın başına kadar ipotekli kalacak. Arabayı teslim ettikten sonra bu ipoteği kaldıracaklar. Evet. Onun dışında, evet, izin bedeli var, 539 bin 640 lira. 539 bin 640 lira. Onu da Milli Piyango'ya bu gidiyor değil mi bu para? Bu, evet, gidecek, geri gelmeyecek bu para. Tamam. Bu para gidecek, geri gelmeyecek. 539 bin. Bir de başvuru bedeli var, 8500 lira. Onu da alıyorlar. Bir de kalan net paranın, bunlar dışında kalan net paranın devlet %20 vergisini alıyor. Yetmiyor mu aldı abi? 549 aldı zaten. Demek aldı. Demek ki yetmiyor. O %20'yi de sezon sonunda vergisini ödüyoruz. Ocağın sonuna doğru. Bir de sonuçta 100 bin bileti biz tek başımıza satacak halimiz yok. Evet. Çarşı göbeğinde, Antakya köprü başında bilet satışları var. Onların giderleri var. Onların da giderleri %20'ye yakın. Oraya da gittiğinde bize 1 milyon 250 bin gibi para kalıyor. Bu para da kulübün bütçesinin yarısını ancak karşılayabiliyor. Tabii dışarıdan en çok karşılaştığımız sorular, işte ya araba 1,5 ya da işte arabayı bedava vermiyorlar mı? Ya da işte 1,5 araba 3,5 milyon kulübe kalıyor falan, öyle şeyler yok. Ha, öyle şeyler yok. Bize kalan para 1,250 bütün biletler biterse değer mi? Mecburuz. Bence değmez bu kadar emeğe. Bunun yanında çekilişi daha önce, yıllar önce Milli Piyango özelleştirilmeden önce, bunu sürekli halkımıza anlatıyoruz. Son 5 rakamına göre, yani biz evde oturuyoruz, Milli Piyango çekilişini yapıyor en büyük kiramiyenin. Diyoruz ki o rakam kime tuttuysa gelip arabasını alsın. Evet. Şu anda özelleştirildikten sonra diyor ki bu çekilişi ben yapmıyorum, Demirören firması yapıyor. Bu yüzden bu çekilişi son 5 rakamına göre yapamazsınız. Herhangi bir pürüz çıkarsa altından kalkamayız. Siz yapacaksınız noter huzurunda. Noter huzurunda da kim oluyor? Canlı yayında belediye başkanımız oluyor, kaymakamımız oluyor, emniyet müdürümüz oluyor, ilçe başkanları oluyor, parti ilçe başkanları, hepsini davet ediyoruz. O gün kim uygunsa geliyor, birer top çekiyor. Hangi numara isabet ediyorsa arabaları veriyoruz. 2-3 sene önce 3 araba koyduk, 3'ü de çıktı. Geçen sene çıktı, bir önceki, hepsi de canlı yayında da teslim ediyoruz. Ruhsatını da gösteriyoruz. Bütün bunlara rağmen bazen işte ya sanki noter güvenli değil gibi bir intiba bırakıyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Herkesin önünde, canlı yayında, kaymakamımızın önünde, belediye başkanımızın önünde, emniyet müdürümüzün önünde. Bu yüzden halkımız bize güvensin. Bu 1 milyon için bizler
bu kulübü küçük düşürecek durumumuz yok. Halkımız bu çocuklara destek sunsun. 300 çocuğa hizmet ediyoruz. Bunlar sadece altyapıda olanlar. A takımı 18 falan, diğerleri hariç toplama böldüğünüzde 400-450 çocuğa yıl boyu hizmet ediyoruz. Bunların içinde kız var, bunların içinde engelli bir grubumuz var. Özel. Özel eğitime ihtiyaç çocuklar var. Onları o grupta kaynaştırmaya çalışıyoruz. Cumartesi, pazar onları halı sahalara alıyoruz. Bu konuda halkımızdan hem bilet hem... Onu da görüntülere getirsin yönetmenim. Özel çocuklardan oluşan özel bir grubumuz da var. Evet, onları kız ve erkekti galiba. Kız, erkek, normal kız da var. Evet. 54 tane kız da bize geliyor. Ne yapıyor bunlar? Antrenman normal erkeklerle. Bazılarını erkeklerle oynatıyoruz, bazıları tek grup. Engelli, özür diliyorum, özel eğitime ihtiyaçlı çocukları da diğer çocuklarla kaynaştırıp mutlu bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Cumartesi pazarları evden alıp eve bırakıyoruz. Ücretsiz bir şekilde. Araçlarını da karşılıyorsun. Evet, evet. Ne güzel evet. Başkanım. Peki, Samanlar Spor bunun dışında federasyondan yani TFF'den herhangi bir destek alıyor musun? Bir yardım? Yani diğer amatör kulüpler için de geçerli evet, tabii ki. Tabii, var mı böyle bir... Yok, en çok karşılaştığımız soru bu zaten. Yani bu işi yapıyorsunuz, nereden para geliyor ya da işte kim veriyor, federasyon size ne kadar veriyor ya da şampiyonlukta ne kadar alıyorsunuz? En yakınlarımız bile bize inanmıyor. Yani kupa aldınız parasız mı diye bazen karşımıza çıkıyorlar. Evet, buradan canlı yayındayız. Federasyondan bize, sadece bize değil, bütün amatörlere, süper amatör ve aşağısı kesinlikle bir kuruş para vermiyor. Ne kupada, ne mağlubiyette, ne galibiyette hiçbir koşulda bir kuruş almıyoruz. Malzeme yardımı da dahil. Eskiden malzeme yardım vardı başkanım. Eskiden evet yani genel bir gençlik bütçe. Gençlik spora geliyordu, oradan dağıtılıyordu. Evet, genel bir bütçede. Aktif olan takımlara. Evet, genel bir bütçeden Gençlik Spor Müdürlüğü'ne geliyordu. Aktif takımlara sayılarına göre, kategorilerine göre bir şeyler veriyorlardı. O da en son belki 6-7 sene önce, öyle hatırlıyorum. 5 yıl oldu. Evet yani. 5 yıl oldu. Bu yüzden... Ya, 7 yıl oldu ya. Yani. 7 yıl doğru, ben emekli olalı 4-5 yani yıl oldu. Artık hatırlamıyorum, onu söyleyeyim. bu malzemeler çocukları mutlu ediyor. Bizler de elimizden geldiğince çocuklara en iyi şekilde giydirmeye çalışıyoruz. Altını çizerek söylüyoruz. Bu çocuklara bizler sahip çıkıyoruz. Memleket de, Samandağ halkı da bu takımı desteklesin. Bizler daha rahat koşullarda çalışalım. Hocadan kısıyoruz. Araçtan kısıyoruz. Her şeyden kısmaya çalışıyoruz. Ama bence daha iyi koşullarda bu çocuklar çalışmayı hak ediyor. Bunun dışında şöyle bir sıkıntımız da var. Yani biz federasyona para veriyoruz. Antrenörlük sözleşmesi yapıyoruz, veriyoruz. Lisans transferi yapıyoruz. Örneğin başka bir kulüpten 12 yaşında çocuğu da alsan transfer bedeli koyuyorsun. Buna benzer belki bu sezon 30-35 bine yakın masraf koyduk sadece bu lisans için. Evet, küçük evraklar için, antrenör lisansı için çok vesaire. Çok başkanım. Yani federasyon bunun tersini yapmalı bence. Bizden değil, bütün kulüplere, aktif kulüplere, kategoriye göre bir pay vermeli. Bunu yaptığı zaman kesinlikle takım sayısı da artacak, kalite de artacak. Gönül rahatlığıyla atanamayan beden eğitimi öğretmenlerimiz sıkıntıda. Onların çalışma ortamı olacak, daha fazla verim alacağız ve daha fazla yetenek çıkacak. Biz bunu... Yani aslında Samandağ'dan yetenekli çocuklar da çıkıyor başkanım. Ona bakarsan mesela üstliklere gönderiyorsunuz, dışarıya gidiyor. Evet. İşte başka ülkelere gidenler var, sizin nedeninizde, sizle birlikte İtalya'ya gidenler vardı, onları evet. Hatırlıyoruz. Niye bunlara çok sahip çıkılmıyor? Şimdi gerçek anlamda Samandağ'da tesis sıkıntısı var. Onun dışında veliler de kendi çocuklarına sahip çıkmakta zorlanıyor. Hemen eğitime, dershaneye, işte futbolcu olunmaz ya da işte ikisini bir yürütemezsiniz tarzında çok yaklaşım görüyoruz. Çok yetenekli çocukları bir iki sene tuttuktan sonra
İşte sınavlar geldiğinde işte başkanın bu sene gelmesin, dershaneye gidecek, özel derse gidecek falan. Zaten bir iki sene gelişim döneminde çocuk gelmediği zaman köreliyor. Yani bunun örneğini daha önceki programda biraz açıkladık. Uğurcan Helvacı doktor, altyapıdan 9 yaşından beri bizde gitti, okudu, orada da top oynadı, geldi. Şu anda bizim takımın en skorer oyuncusu Mert Mars Oğur var, doktor. Diş hekimimiz var, Ahmet Can Kar var. Bunlar şu anda aklımızda olanlar. Beden eğitimi öğretmeni ya da antrenör ya da işte normal mühendislikte falan çok futbolcumuz var. Biz Samandağ Spor olarak... Hepsi eğitimli anladığım kadarıyla. Hepsi eğitimli. Biz Samandağ Spor olarak çocukları takip de ediyoruz. Bazen diyoruz ki kadro dışısın, ailenden ciddi tepkiler var, derslerinde düşüşler var. Onu da yapıyoruz. Çocuğa da veliyle de iyi bir iletişim kurup ikisini bir yürütmelerini sağlıyoruz. Ama o yol ayrımına geldiğinde de Cem Berrak var. Şu anda Mersin Tıp'ta geçen sene kazandı gene. Yani çok değerli çocuklar var ve bunun yanında yetenekliler. Biz zaten futbolun yeteneğin yanında zeka oyunu olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bunun ispatlamaya da gerek yok bence. Peki başkanım, son olarak bir şey var. Şimdi belediyeye geleceğim. Belediye önemli bir şey. Yani sevgili Samandağ Belediye Başkanımız Emrah Karaçay, Emrah Bey, belediyenin asil görevlerinden biri de zaten o ilçenin, beldenin neyse o ilçenin sportif faaliyetlerine katkı sunmak, saha yapmak, tesis yapmak ve benzeri spor faaliyetlerine destek olmak. Bunlar asli görevlerim. Nasıl belediye yol yapmak, su işlerini halletmek zorundaysa, spor da bunlardan biri aslında. Şimdi ben size şunu sorayım. Belediyenin bir spor politikası olması lazım, değil mi hocam? Yani kesinlikle. Benim dediğim gibi, belediye spor adamları ile arası nasıl? Yani işleri kuruyor mu sizi? Çağırıyor mu sizi? Gel Emrah, Yusuf Başkan, gel bakalım ya. Siz bu ne yapıyorsunuz süper amatörde? Nedir durumunuz? Bir ihtiyacınız var mı? Emrah Başkan böyle bir şey yapıyor mu? Yok maalesef. Daha yeni diye şey yapıyoruz. Belediyede biraz yani yeni diye buna bağlıyoruz ama spor politikasının olacağını seçim döneminde söylemişti. Olur mu bilemem. Şu ana kadar herhangi bir orada Samandağ'da bizim dışımızda farklı kulüpler de var. Hepsi de çok çalışıyor. İstişare halinde bir görüşmemiz olmadı. Ama olacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta ilçenin buna ihtiyacı var. İlçenin spora ihtiyacı var. Çocuklarımız yollarda, bir stadımız var. İnanın sahayı dörtte bölüyoruz. Kendimiz de alsak dörtte bölüyoruz. Başka takımlar alsa ikiye bölüyoruz. Onlar da ikiye bölüyor. Sahada 4, 3 vesaire takımlar çalışıyor. Yani saha için kavga etmek güzel bir şey. Bazen tartışıyoruz. Ama bu duruma da düşmek istemiyoruz. Daha rahat koşullarda çalışmak gerektiğini düşünüyorum. O koşulları da belediye, iş adamlarımız sağlarlarsa çok iyi çocuklar, çok iyi takım çıkacağını düşünüyorum. Memleketin zaten tiyatrosu yok, sineması yok, hiçbir şey yok. Bari hafta sonları futbolla güzel bir gün geçirmek istiyoruz. Memleketi oraya yığmak istiyoruz. Ama biz tek başımıza bunu yapamayız. Bu imkansız yani. Evet. Şimdi ben buradan bak yani Sayın Büyükşehir Başkanım Mehmet Öntürk Hatayspor'a sahip çıktı. Evet. Yani geçtiğimiz sezon son 4 maçta verdiği primlerle belki de ligde kaldı Hatayspor. Evet. Tabii ki burada hocanın da desteği vardı o ligde kalma durumunda. Evet. Taraftarların büyük desteği vardı. Efendim ben söyleyeyim. Bu faktörler birleşince bakın güzel sonuçlar alıyorsun. Evet. Ben de bunu istiyorum. Yani Sayın Öntürk halen Hatayspor'a destek çıkıyor. Evet. Tabii amatörlere de çıkacak. Diğer branşları da açmak istediğini biliyorum. Diğer branşlar örneğin sen de az önce saydın. Evet.
yüzme, basketbol, satrancından tutun, voleyboluna kadar, su topuna kadar. Bu dönemde şart diye düşünüyorum. Bu dönemde şart, o çocukların ihtiyacı var, velilerin ihtiyacı var. Yani milli oyuncular var. Evet. Milli oyuncular var. Emrah Başkanımıza da buradan sesleniyorum. Sevgili Emrah Karaçak, sevgili Başkan, lütfen takımınıza, sen ilçenin takımlarına sahip çık. Az zamanda spor. Bak 6'da 6 yapmış. Süper bir başarı. Süper Lig'de zaten, süper amatörde. Kardeşim 18 puanı da var. Başarı desem var. Bunlar sizden fazla bir şey de istemiyor. Bir gelin, görüşlerini alın. Bir yani bir çay ısmarlayın. Yanınıza çağırın, görüşlerini alın. Sıkıntıları ne var dinleyin. Yapabildiğinizi yapın. Emrah Başkan, siz bunu başarırsınız. Yaparsınız. Evet. Emrah Karaçay sporu seviyor, sevmeye devam edecek diyoruz. Ve biz Samandağ'a, bütün o Samandağ'daki o ilçe hangi takımlar varsa ayırmaksızın lütfen destek olun, yardım edin sevgili başkan. Evet, yani neyimiz var ya, deprem felaketi yaşamış, işte kıyameti yaşamış, görmüş insanlar, yıkılmış bir şehir. Samanlığın üçte biri yıkılmış, yok olmuş. Defne, Keza, Antakya 4-3'ü gitmiş. 4-3'ü gitmiş. Yani bakın, bu insanlar başkan dediği gibi kültürel faaliyetler yok, tiyatro yok, sinema yok, ne bileyim ben, konser yok, şu yok, bu yok. Yani hiçbir şey yok. Sanat adına hiçbir şey, kültürel faaliyet hiçbir şey yok. Tek eğlence ne var şu an? Futbol. Ona da yap bir saha başkan. Yap bir saha ya. Yaparsın Sayın Başkan. Evet, Sayın Başkanımıza inşallah yapar diye biz o gözle bakıyoruz ve temenni ediyoruz. Sayın Hocam, sizin son söylemek istediğiniz, ben bilet satışında Samandağ halkının daha duyarlı olmasını istiyorum. Samandağ halkı, bu 100 bin bilet ne ki? 50 lira mı tanesi? Evet, evet. Abi yapmayın ya. Şimdi... Her insan orada bir bilet alsa 140 bin nüfusu var zaten. Evet. Zaten. Bırak her insan 2 bilet alsa zaten çoktan tükenmiş. 100 lira 2 bilet. Hani burada evet. Samandağ Spor'a destek verelim. Destek olalım. Bu bile çekilişinde evet, yalnız bırakmayalım diyoruz. Son söz başkanım. Evet, bizim şöyle şehir dışında, Arabistan'da, Almanya'da, farklı yerlerde yaşayan çok Samandağlı arkadaşlarımız var. Hemşehrilerimiz var. Onlardan da çok, yani sonuçta onlar oradaki futbol kültürünü görüyorlar. Bizim de ne kadar geri olduğumuzu görüyorlar. Bence buna biraz daha duyarlı olmaları lazım, desteklemeleri lazım. Yani bazen işte Aydın'dan arıyorlar. Diyorlar ki ya burası futbol cenneti. Daha ikincilik takımımız yok ama futbol cenneti. Buradaki yatırımı görsen Samandağ hiçbir şey yani. Üzülüyorlar. Başka yerden arıyorlar aynı şekilde. Almanya'dan vesaire. Ama destek kısmında kesinlikle çok sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü futbolun sınırı yok. Yani tesis, örneğin biz Mehmet Öntürk Başkan'ın tesislere önem vereceğini biliyoruz. Ondan şöyle bir ricamız olacak. Başka ilçelerle kıyaslandığında kesinlikle en geri ilçe Samandağ. Antakya abi. Ya şu Antakya'da. Anda, şu anda evet, yani şu anda da Antakya şart ama... Sizce kaç takım var başkan? Evet, Antakya, Antakya şu şehre, andaki konumdan kaynaklı ama biz Antakya'da yıllardır biz yıllardır en geri biziz yani, ondan eminiz. Başkanın Samandağ önceliği sözü var. Ondan bir an önce testlerimize başlamasını, eğer öyle bir proje varsa, öyle duyumlar da aldık, rica ediyoruz. Umarım en kısa sürede, tabii ki Antakya ile beraber, diğer ilçelerle beraber mutlu oluruz. Herkese selamlar. Teşekkür Peki. ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler başkanım. Biz teşekkür ayağına ediyoruz. Sağlık. Sağ olun, evet. Sağ olun. Borcumuzu ödedik Samandağ Spor'a.
Gerçekten seviyoruz. 34 yıldır, 35 yıldır belki de profesyoneliğe çıkmayan bir ilçe. Yani Kırkan çıktı, Payaz, Erzin, Reyhanlı'nın hepsi çıktı. Ama Samandağ'ın büyük bir ilçemiz ki sahili olan, turistik yerleri olan çok harika bir yer. Yani Akdeniz'in incisi diyebiliriz. Ve Akdeniz'in de Türkiye'nin sınır bölgesi. Sınır Akdeniz'in döküldüğü son nokta Samandağ. Burada biz başarı istiyoruz. Destek istiyoruz. Samandağ Spor'un bilet satışında lütfen herkes elini taşın altına koysun. Birer bilet alsın ya. Birer bilet alsın abi. Burada belediyeye de iş düşüyor. Belediye satılmayan biletleri alması lazım. Ve araba o satılmayan biletlere çıkarsa da Samandağ Spor'a bağış etmesi lazım. Yani arabayı almayacak, makam aracı yapmayacak veya başka bir şey yapmayacak. Onu alacak, satılmayan biletleri alırsa. Onda çıktığında da kulübe tekrar destek anlamında onu iade etmesini zaten yapar Emre Başkan bunu. Böyle yapacağına inanıyorum ben. Burada hepinize sevgiler, saygılar dilerken her şeye gönlünüz olsun. Ama şu gönlünü sporla, Samandağ Spor'la, Hatay Spor'la dolu kalsın diyoruz efendim. Hoşça kalın.